Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Artık geri dönüş sinyallerini yaktık mı? Tekrar yukarıya hareketlenebilecek miyiz? Veya negatif sinyaller neler? Hangi taraf daha ağır basıyor? Bunları konuşmaya çalışacağız. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında bahsettiğim gibi İyi sinyaller oluşmaya çalışıyor ve kötü sinyaller de var. Peki bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Yani iyi sinyaller varken kötü sinyalleri göz ardı mı etmemiz gerekiyor veya onay mı beklememiz gerekiyor? Hangi senaryolara açık olmamız lazım? Hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bizim e, sizlerle konuştuğumuz bir bant vardı. Yeşil banttı. Bu yeşil bandı şöyle önemsiyorduk biz. Biz bunun üstüne atamadığımız sürece hareketlerde maalesef geri çekilmeler yaşayabiliyorduk. Üstüne attığımız zaman burada olduğu gibi anlamlı hareketler yapabiliyorduk. Ne yapıyorduk? Geri döndüğümüzde tepki alabiliyorduk. Yine burada arkadaşlar oyalanıyorduk, geri dönüyorduk. Üstüne atabildiğimiz anda bir hareket sergileyebiliyorduk güzel bir şekilde. Sonrasında bakın burada ne oldu? Yine aynı zamanda şunları bir silelim. Burada yine aynı zamanda bir e, yeşil bant kayboldu ve kaybettikten sonra gittik test ettik. Akabinde red yedik, yine red yedik ve geri çekildik. Bizim öncelikle arkadaşlar şunun bir üstüne atmamız lazım. Çünkü bunun üstüne attığımız zaman, bahsettiğim gibi hareketleri başlatabiliyor veya da devam ettirebiliyoruz. Yükselişin bir onayını almış oluyoruz. Bu yüzden aslında bizim takip edeceğimiz band şu an için arkadaşlar 63 bin dolar seviyelerinde. Yani Bitcoin'in günlük kapanışta 63 bin dolar üstünde yapacağı bir hareket burada bize yükselişin kapısını aralatabilir. Aynı zamanda şu üstten gelen düşen trende doğru bir hareket başlatabilir. Yani ne görebiliriz? 63.000 doların kazanımı. Akabinde burada 69.500'lere doğru bir hareket. Ne istiyoruz? Önce 63.000 ardından 69.500'lerin kralımı. Zaten yukarıda biriken şöyle bir likidasyon avımız var. Bunların içeriye alınmasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden de aslında önce 63.000 sonrasında 69.500 senaryoları bizim takip edeceğimiz noktalar olacaktır. Peki yani burada negatif senaryoları düşünmek için erken olabilir mi? Aslında biraz da bunu konuşmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bizim önemsediğimiz trend 7 yıllık bir trend. Yani bunu videolarımda zaten sizlere gösteriyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar ben bu trendin altına atmadığını gördüğüm sürece bakın mesela şurada bir geri dönüş oluyor trende doğru. Akabinde yükselişi görüyorsunuz trende geliyor tekrar yükseliş trende geliyor yükseliş fakat trend kırıldığı zaman ne oluyor uzun bir ayı sezonu yaşıyoruz. Peki ne oluyor burada tekrardan arkadaşlar trendin kırıldığı noktayı görüyorsunuz üstüne attığımız zaman ne yapıyoruz boğa sezonunu yaşıyoruz gidiyoruz yukarılara doğru sonrasında bakın trende tekrar geliyoruz 3 kez temas ediyoruz akabinde bir hareket daha yapabiliyoruz. Yani biz burayı kırmadığımız sürece güzel hareketler yapıyoruz. Kırdığımız zaman o zaman sıkıntı başlıyor. Uzun bir ayı sezonu bizleri maalesef bekliyor. Peki biz şu an ne yaptık? Biz şu an arkadaşlar kazandık. Kazandıktan sonra retest verdik. Altına iğne attık. Fakat bu bandın altında henüz gün ve hafta kapanışı yapmadık. Bunu yapmadığımız için de aslında biz ne ayıdan bahsedebiliriz ve hatta bu geri dönüşü retest olarak da değerlendirebiliriz. Birazdan buna da değinmek istiyorum ve burada arkadaşlar 51.500 seviyesinin altında gün ve hafta kapanışı gelmediği sürece ben burada Bitcoin adına negatif senaryoları düşünmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun sebeplerine geleceğiz. Şimdi burada arkadaşlar bunun sebeplerine hatta şöyle gelelim. Haftalık bantta bakalım. Haftalık bantta King Decatur açısından baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir hareket yapısı oluştuktan sonra geri çekilmelerde bu bandın bize ...destek görevi üstlendiğini görebilirsiniz. Örneğin şurada da bir hareket yapıp... ...yine bu bandın, üst bandının destek görevi olduğunu görebiliriz. Ve burada aldıktan, bu tepkiyi aldıktan sonra bir hareket daha sergiliyor. Yani burada da şu anda ilk geldikten sonra... ...iğnesini attığı tepkisini aldı arkadaşlar... ...ve hareket yapısını devam ettirebilir mi? Onun akabinde yine insurance e topa baktığımız zaman... ...insurance e stop bize şunu söylüyor. Sen burada yaptığın hareketi... ...yani burada gittin bir halli yaptın, geldin... ...bu bandı kırmadığın sürece hareketlerine devam ettin. Peki şu an ne yaptık? Geldiğimiz retest yaptığımız noktalardan tekrar bir tepki hareketi almaya çalışıyoruz ki iğnemizi attık, altında kapanış yapmadık ve bu hareketlerimizi devam ettirebilir miyiz? Yani aslında haftalık bantta hala negatife dönmek için erken olduğunu söyleyen birçok gösterge var. Peki negatif düşünen kişiler neye bakıyor? Negatif düşünen kişiler günlüğü açıyor ve diyor ki Golden Dead Cross'a baktım. Dead Cross sinyali geldi. Dead Cross sinyali geldikten sonra artık burada öleceğiz, biteceğiz şeklinde yorumlar var. Peki bu doğru oluyor mu? Mesela arkadaşlar Dead Cross bile geç bir sinyaldir. Yani EMA ve SMA tiplerine göre burada arkadaşlar çok daha yavaş hareket eder ve burada baktığımız zaman aslında Dead Cross'un hareketlerde düşüş bittikten sonra gelme potansiyeli olduğunu da görüyoruz. Yani bakın Dead Cross burada en dip senaryosunda geliyor. Ve akabinde tekrardan kırmızı bandının yukarıya doğru kesmesiyle rally devam ediyor. Yani aslında Dead Cross'lara tek başına bakmak mantıklı olmayabilir. Dead Cross geldi ölüyoruz bitiyoruz de demek çok mantıklı olmayabilir. Bunu dediğim gibi bir onay mekanizması daha oluşturmak lazım ve bu bana kalırsa günlük ve haftalıkta 51.500'lerin kırılmasıyla olacaktır. O zaman diyebiliriz ki arkadaşlar rally ertelendi 2025'in belki ortasına kadar bizi oyalayacaklar. Bu şekilde yorumlamamız gerekebilir. Ama şu anda baktığımız zaman belki de rally'nin dip noktasında oturuyoruz. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Hemen tekrardan haftalık grafiğe geçeceğim arkadaşlar. Yani belki de biz şurada olduğu gibi rally'de bir retest verdikten sonra bu rally'nin dip noktasından satım yapan kişiler oluyoruz şu anda. Yani insanlar burada korkuyor. Daha da aşağı gideceğiz. 20.000, bin, 10.000 bin gelecek şeklinde yorumlar yapılırken satış işlemlerini de burada gerçekleştiriyorlar ve akabinde Bitcoin'in yaptığı hareketi görüyoruz. Yani aslında bu kişilerden olmamak adına biraz daha onay beklemenin gerekli olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bu onay geldikten sonra Bitcoin'deki sat sinyalleri onaylandıktan sonra bu işlemi yapmak çok daha mantıklı olacaktır bana kalırsa. Onun akabinde peki günlük grafiğe bir bakalım. Günlük grafikte bizim yine perfect stratejik entry grafiğimiz vardı. Ve bu da bize şunu söylüyor. Sen retest yapıyor olabilirsin. Yani Mesela burada mesela e, indikatöre geri dönüşleri görebiliyorsunuz. İndikatöre şurada geri dönüşleri görebiliyorsunuz. Yine geçmiş rallere baktığımız zaman tepeden gelen indikatöre tekrardan geri dönüş. Akabinde yükseliş. İndikatöre geri dönüş bir yükseliş. Fakat indikatör kırılırsa ne oluyor? O zaman tamam diyoruz. Maalesef geri adımı atıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Sat sinyali devam ediyor. Peki burada o sinyali aldık mı? Hala almadık. Yani bir rallenin bittiğini anlamak veya e, geniş zaman diliminde buna bakmak çok daha mantıklı olacaktır. Örneğin burada arkadaşlar. Ne oluyor? Geliyor, geri çekiliyor. Indikatöre, indikatöre temas ediyor bir hareket daha. indikatöre temas ediyor burada bir hareket daha. Yani siz belki de şu noktadan satan kişisiniz veya negatif düşünen kişisiniz şu anda. Ne anlatmaya çalışıyorum? Satsın yani yakaladın mı yakaladın. Artık yukarıdaki retestlerde gerçekten satışları düşünmek gerekebiliyor. Ama şu anda bu sinyali almamış olmamız bizim için gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Onun akabinde dün konuştuğumuz bir sinyal vardı. Yani Bitcoin'de bir pozitif uyumsuzluk yakalayabiliriz şeklinde. Ki o uyumsuzluğu yakaladık arkadaşlar. Bitcoin dün e, kapanışa doğru bir hareket daha yaptı. 60 binleri doğru denemeye çalıştı. Oradan bir et yediğini görüyoruz. Fakat bu önemli değil. Ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın şurada bir R sinyali var. Ve bu R sinyali burada da gelmişti. Ve bu R sinyali arkadaşlar geldikten sonra bize %18'lik bir yükseliş yaptırmıştı. Mesela şurada baktığımız zaman bu R sinyalini arayalım sizlerle birlikte. Şurada bakın arkadaşlar bir R sinyali var ve bu R sinyali ilk aşamada gelip yaklaşık olarak %15'lik bir yükseliş yapıyor. Geri çekilme akabinde de hareketlerin başlangıç noktası oluyor. Mesela burada arkadaşlar şu R sinyalinin çalışmadığını görüyoruz. Burada peki ne olmuş? Şuradaki R sinyali arkadaşlar bizlere %25'lik bir yükseliş yapmış. Akabinde devam edelim. Yani çalışma oranının yüksek olduğunu göstermek istiyorum. Mesela şurada direkt olarak bir %18'lik yükseliş yaşanmış R'den sonra. Tabi bir geri çekimi akabinde yükselişlerin başlangıcı olmuş. Yine mesela şurada bir R sinyali var. Burada arkadaşlar %17-18'lik bir yükseliş yaşanmış. Mesela şurada yine bir pozitif uyumsuzluk var. R sinyali var. Bu R sinyalinden sonra yaklaşık olarak %35'lik yükseliş yaşanmış. Yani aslında bu indikatörde şunu söylemek istiyorum. Ee, çalıştığı zaman gayet güzel işler yapabiliyor ve çalışma oranı yüksek. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Geldiği zaman bu sinyali arkadaşlar en sonunda güzel bir yükseliş verdirebiliyor. Bu yükseliş %60 da olabiliyor veya da %20 civarında 18-20 civarında olabiliyor. Peki biz bu hareketi tekrarlarsak şu anda da R sinyalini yaktık pozitif uyumsuzluğu verdik. Artık yukarıdaki likiditeleri alacaksak nerelere gidebiliriz? %18 %20'lik bir yükseliş biz nereye atabilir derseniz Hemen ölçelim. İlk aşamada 68 bin dolarları bizlere işaret ediyor. Yani 20 dersek tabii ki 70 bin dolarlar ve buranın üstünün bahsettiğim gibi likidite alanı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bakalım bu resin yerine pozitif bir şekilde kullanabilecek miyiz? Ve yine arkadaşlar bu resin mesela burada gelmişti. Daha önce hemen göstermek istiyorum. Bakın şurada gelmişti ve bu sinyalle birlikte shortlar içeriye girmişti. Shortlar içeriye girdikten sonra shortları içeriye aldıran bir hareket, akabinde bir düzeltme. Shortlar içeriye girdi. Shortları içeriye aldıran bir hareket, akabinde düzeltme ve daha sert yükseliş. Mesela burada da ne olmuştu? İçeriye aldık, düzeltme, daha sert yükseliş. Bakalım burada da aynısını tekrarlayabilecek miyiz? Onun akabinde USDT dominansına baktığımız zaman dominans Önemli bir dirençte, haftalıkta önemli bir dirençte. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Tamam günlüğü pozitif olabilir, 4 saatliği pozitif olabilir, 1 saatliği pozitif olabilir ama bizim için önemli olan büyük zaman dilimleridir. Çünkü büyük zaman dilimlerindeki retestler günlüğü de etkiler, 4 saatliği de 1 saatliği de tam tersine çevirebilecek güçtedir. Yani önemli olan ayrım budur arkadaşlar. Ve bundan dolayı da aslında haftalıkta gelen bu retest buradan bir geri dönüşe sebebiyet verebilir. Dominans anlamında yani ben burada düşüşe devam edebilirim anlamı taşıyabilir. Peki dominansın düşüyor olması bizim için neden önemli diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da sebebi şu aslında ee, biliyorsunuz ki dominans e, her yükseldiğinde biz bitcoin'de bir geri çekilme gözlemliyoruz. Yani ne oluyor burada hemen şu indikatörleri bir e, kapatalım daha net bir görüntü oluşsun yani ne oluyor arkadaşlar 3 numaraya baktığımız zaman 3 numarada bir dominans yükselişi görüyoruz Bitcoin'de geri çekilme 4 numarada yine bir dominans yükselişi görüyoruz Bitcoin'de geri çekilme 5-6 numaraları görebilirsiniz. Fakat burada ne söyleyebiliriz? Yani dominansın geri çekilmeye müsait olduğunu söyleyebiliriz. Haftalıkta sat yaktı uzun bir aradan sonra tarihinde ilk kez bir at, e, sat sinyali yaktı. Ve bu saat sinyalinin e, gerçekleşmesi, dominansın geri çekilmesi Bitcoin tarafındaki yükselişlerin habercisi olabilir. Onun akabinde Bitcoin tarafında e, haftalıkta tabii ki MACD tarafında hala bir e, negatifliğimiz devam ediyor. Bakalım pozitif uyumsuzluktan faydalanaraktan bu hareketi devam ettirebilecek miyiz? Bahsettiğim gibi MACD'de bir negatifliğimiz var. Onun akabinde yukarıdaki likiditeyi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yani yukarıda bir likidite havuzu var arkadaşlar. Bakalım bu havuzu... Ee, ne zaman temizleyebileceğiz veya temizleyebilecek miyiz asıl soru bu olacaktır. Onun akabinde Bitcoin tarafında hala bir 2025 rally beklentimiz sürmeye devam ediyor. 4 yıllık e, sürelerle bunu tamamlıyoruz. 13, 17, 21 ve 25 şeklinde bir rally beklentimiz hala var ve bundan dolayı da aslında sabırların zorlanıldığı evreleri görebiliriz ama hedefe bağlı kalmak bizim için önemli olacaktır ve burada gelecek olan bir beyaz bant denemesi ilk aşamada red yemeye sebebiyet verebilir. Beyaz bandın geldiği seviyelerde 107 bin dolarlardı. Yani ne yaptık şu anda? Yeşilden tekrar tepki aldık üstüne atmaya çalışıyoruz. Ve burada görüyorsunuz yeşile ne kadar önemli bir destek direnç dönüşüm bandı olduğunu her daim tepki vermiş. Ve burada da yine üstünde kalmayı başarırsa aslında uzun vadede hedefleri beyaz band olabilir demek istiyorum. Onun akabinde arkadaşlar burada e, direkt olarak e, likidasyonlara baktığımızda da uzun süredir aslında shortların yüklü bir şekilde içeriye alınmadığını da görüyoruz. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın longlar mesela burada 800 milyon dolara yakın içeriye alındı. Burada mesela 685 milyon, 700 milyon ardarda 2 gün boyunca long temizliği oldu. Yine burada baktığımız zaman e, yüklü bir e, likidasyon oldu, 700 milyon dolar şeklinde. Fakat shortlar uzun süredir Şubat ayından bu yana içeriye alınmadılar. Peki içeriye alınabilirler mi? Yani Bitcoin'in hareketine bağlı ve bunun içinde arkadaşlar 70 bin dolarların üstü çok güzel bir likidasyon alanı veya yeni bir rally yapacağımız bir ortam çok güzel bir likidasyon alanı. Shortları tamamen temizleyebilecek bir ortam oluşturabiliriz demek istiyorum. Fear and Greed aşırı korku seviyesine devam ediyoruz. Herkes korkarken satın almak mantıklı olabilir mi? Bunun cevabı sizde diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.